Merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızın konuğu Türkiye'deki siyasi hayatın mihenk taşlarından biri olan Sayın Süleyman Demirel. Süleyman Demirel'le gündem hakkında konuşacağız. Sayın Demirel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Demirel, 104 amiralin bildirisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer demokrasi kültüründe böyle bir bildirim yöneler yoktur. Demokrasi kültürü olmayan toplumlarda... Parti kapatmalarıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Partiler kapanır, partiler açılır, demokratik sistem olur. Milletvekillerinin düşünmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir efendim? Efendim, Boksörler düşünce değil, Boksörler takar. Peki Boğaziçi Üniversitesi hadiseleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Gençler önemli, gençlerin görüşleri çok önemli. Pandemi geldiği noktayı, geleceğini, nereye, nasıl gittiğini nereden biliyorsunuz? Pandemi önemli bir sorun. Gün zamanı küçük bir virüste aylar uğraşıyor. Uğraşacağı bir Türkiye bir ekonomisi nereye gidiyor? Uçurumdan aşağı doğru gidiyor efendim. Pek sağlıklı bir gelecek görülüyor Türkiye ekonomisinde. Peki gelelim gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesine. Kanal İstanbul projesi için yorumunuzu alabilir miyiz? Evet, Kanal İstanbul öyle yaslanacak bir proje. Mavi değil. Vatan'la bir ilişkisi var mıdır acaba? Aa, ilişkiler seviyeli bir seviyesiz bir ilerler. Acaba andımızın iptalini nasıl yorumluyorsunuz? Andımız, adı üstünde andımız. Bizim milli Orta Doğu'nun geleceği nereye gidiyor? Efendim gitmiyor. Maalesef gidemiyor. Teker patladı. Özellikle son yıllarda gereksiz harcamaların artması ve tasarruf hedefinden uzaklaşımız uzun vadede Türkiye ekonomisi nasıl etkiler? Çok kötü etkiler efendim. BMI ceplerimizi iyice boşalacak. Sonra... Peki kadına şiddet ne halde? Kadın ne engel? Kadın bir ailenin temeli. Kadına şiddetle son derece önemli. Kadına şiddetle ilgili konuştuk ama... Bu madde bağımlılığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Gençlerimiz nereye gidiyor? Gençlerimizin geleceği çok olumsuz bir yere doğru gidiyor. Gençler son derece önemsiz sıkıntılar içerisinde. Pandemi döneminde bu uzun soluklu kongrelerinin yapılması sıkça konuşuldu. Siz bu konu hakkında neler düşünürsünüz? Doğru bir karar mıydı? Rabilek kongreler pek sağlıklı bir karar değildi. Çok, nerede çokluk oldu, bokluk demiş hatalarımız. Yani, peki, parti görevlilerinin bizi melekler koruyor deyişi sizi bu konu hakkında neler düşünmeye itiyor? Efendim, melekler insanları koruyor. Kerekleri değil. Yani bunlar insan değildi diyorsunuz. Kerekte efendim. Evet değerli izleyenler, Sayın Süleyman Demirel'le bu haftaki söyleşimizi gerçekleştirdik. Ve sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Görüşmek üzere. Bir hayfe kalıyorum. Soğumaz güzel ama çok görücüydü. Velhasıl ben abi, ben bu koca kafamla işi içinden çıkamıyorsa vatandaş nasıl çıksın? Aa, vatandaşımıza sabır versin.